konuşacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınında politik gündemdeyiz efendim. Az önce klibi izledik. Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü. Huzurluyuz, mutluyuz, gururluyuz ve bize emanet eden Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkacağız. Politik gündemin bugünkü konuğu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin. Sayın Tekin hoş geldiniz Kanal İzmir TV stüdyolarına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İzmir TV stüdyolar dedik ama İstanbul'dan, Skype'den katılıyorsunuz. Kendi mekanizdasınız ama biz de misafirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü. Hakikaten önemli bir günde zaman ayırdınız. Size teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bugünün önemiyle ilgili? Vallahi yani Cumhuriyet'le ilgili söylenebilecek çok şeyler var. Ama özellikle bizi şu anda izleyen genç kardeşlerimiz varsa Süreyya Aydemir'in Cumhuriyet'in kurucuları ile ilgili onların hatıraları ile ilgili yazmış olduğu bir kitap var. Çok önemsiyorum. Mutlaka herkesin okuması gerektiğine inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir cümlesi kendilerinin bir yaşam biçiminden kaynaklanan bir süreçtir. Cumhuriyet'in kurucularının çoğuna baktığımızda hepsi yetim çocuklarıdır. Kimsesiz anne babalarını kaybetmişler ve yoksulluk içinde büyümüşler. Onun için Cumhuriyet'i kurduklarında da gelecek nesiller bizim gibi yoksul olmasınlar, okusunlar ve dünyayla entegre olsunlar, dünyayla rekabet etsinler. Cumhuriyet böyle bir şeydi. Cumhuriyet'i belki birileri bizler biraz geç anlamış olsak da bugün birçok İslam coğrafyasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ve Cumhuriyet ülkelerini hayata geçirmeleri de bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak da beni çok mutlu eden bir olay olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yani bugün önemli bir gün. Bunun huzurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Peki burada tabii ki Cumhuriyet'le ilgili soru sorarken biraz da tabii ki siyasi bir soru gelecek. Bugünkü gelinen noktada 97. yıla girdik. Cumhuriyet'in değerleriyle oynamaya çalışılıyor mu? Yoksa topyekün tüm siyasi partiler, tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet'e tam sahip çıkabiliyor muyuz? Tam sahip çıktığımıza inanıyor musunuz? Tabii ki özellikle yani 1950'den sonra Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'in değerleri ile çok oynandı. Başta darbeler bütün bu değerleri alt üst etti. Bütün darbelere baktığımızda ne yazık ki Cumhuriyet adına ve sanki Atatürk ilkeleri doğrultusunda bu darbeler yapılmış gibi kamuoyuna yapılması da apayrı acı bir olaydır. Yani 12 Eylül'ün Türkiye'deki ve Cumhuriyet'in değerlerine vermiş olduğu tahribatı saymakla bitiremeyiz. Tabii kuruluşundan itibaren özellikle eğitim sistemi konusunda büyük gerileme oldu. Yani siz ne kadar Cumhuriyet'in ayarlarıyla oynamaya çalışsanız da günün sonunda sadece geciktirirsiniz. Hani su akar mecrasını bulur derler ya. Sonuçta doğru mecrasını bulacaktır. Ama Türkiye'de eğitim konusunda ve Cumhuriyet'in bugünkü durumda olmasının, bu yoksulluğun, bu sefaletin, bu pespaye bir durumun
ne yazık ki bu durumda olmasının tek nedeni bu ilkelerin geciktirilmesi ve eğitim sisteminin alt üst edilmesinden kaynaklandı. İşte bu halk evleri mesela bugün yine eğitim sistemimizin temel direği olan ve gerçekten dünyayla rekabet edebileceğimiz o çağda kurulmuş eğitim sistemimiz alt üst edildi. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla çağa uygun o eğitim sistemini bugün hayata geçirebilirsek çok büyük meselelerin üstesinde gelebiliriz. Takdir edersiniz ki dünyayla rekabet edebilmeniz için eğitim sistemimizin bugünkü çağa uygun hale gelmesi lazım. Evet. Bugün hepimizin elinde telefonlar, iPad'ler, teknoloji ve bugün yine çok amansız bir virüsle mücadele edilen bir ortamda büyük bir rekabet var. Bu rekabetin içinde Türkiye'nin Türk gençlerinde olması gerektiğine inanıyorum. İşte YouTube, yani YouTube 3 tane 4 tane genç çocuğun yaratmış olduğu bir olgudur ve 4 çocuğun yaratmış olduğu YouTube bundan 10 yıl önce 20 milyar dolara satıldı. Evet. Yani eğer siz dünyayla rekabet edecekseniz eğitim sisteminiz de mutlaka çağa uygun ve rekabet edebilecek bir duruma gelmesi lazım. İşte tam da Cumhuriyet buydu. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi buydu. Ama ne yazık ki çok sekte uğradı. Ama inanıyorum ki bütün bu engeller kalkacaktır. Bir gün bizler de, bizim gençlerimiz de dünyayla rekabet edebilecek duruma gelecek. Yani bir gün bütün dünyayla rekabet edebilecek konuma geliniyor. Peki bu arada siz böyle deyince Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz ay 1 milyon yazılımcı genci işe alacağız demişti. Bu biraz evvel atıfta bulunduğunuz konuyla ilgili mi dedi acaba? Çünkü 1 milyon ciddi bir istihdam sayısı. Tabii yazılımcı olabilir. Yani şu anda bizde de çok sayıda hemen hemen 81 ilde üniversitelerimiz var. Büyük şehirlerde çokça üniversiteler var. Çokça üniversitelerle siz dünyayla rekabet edemezsiniz. Bugün sıralamalara baktığımızda daha 8 yıl, 10 yıl önce Türkiye'nin birçok üniversiteleri dünyadaki sıralamada ilk yüzdeyken şu anda ne yazık ki ilk 500'de bile yokuz. Bu çok üniversitelerinizin olması ya da çok bilişimci yetiştirmeniz dünyayla rekabet edecek anlamı taşımıyor. Tam tersine acaba bugünkü dünya koşullarına teknolojik bilgi teknolojisi içinde yetişmiş midir, yetişmiyormuş midir? Ona bakmamız lazım. Ama bugüne kadar en azından ne yazık ki bunu göremedik. Hatırlarsınız işte çok iktidarlar yeni bir telefon, yerli ve milli telefon üreteceğiz dediler. Biz de çok sevindik, mutlu olduk. Hatta ilk çıktığında hepimiz birer telefon aldık ama bu ne yazık ki şu an o telefonların hiçbirisi yok. Çünkü o telefonlar dünyanın yaratmış olduğu telefonlarla rekabet edemedi. Sonuçta biz yine döndük. Teknoloji devamlı değişiyor. Telefonunu kullanmaya başladı. Yani bu iktidarın kafasıyla bizim dünyayla rekabet etmemiz biraz zor. Evet. Peki Sayın Gürsel Tekin, şimdi dünya gündemine bakalım, Türkiye gündemine bakalım. Önemli gelişmeler var. Özellikle son bir haftadır Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam ülkeleriyle ilgili hadsiz açıklamaları var. Yeniden güncellenmeli dediği bir olay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı atıfları var. Charlie Hebdo dergisi de bu konuyla ilgili hem peygamberimizle ilgili hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ilgili hadsiz karikatürler yapıyorlar. Yani bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Bu bir özgürlük müdür? Hakikaten Fransa'nın söylediği gibi özgürlük müdür? Yoksa bir eleştiri yapacak mısınız? Kesinlikle özgürlük değil ve hadsızlıktır. Yani bunu şiddetle kınıyorum. Çok büyük bir hadsızlıktır ve terbiyesizliktir. Ama bir noktaya da gelmek istiyorum. Hani bir deyim var ya, insanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz.
başta Batı, işte Fransa'nın İslam coğrafyası, yani Müslümanlara bakışının tarihimizin bütün dönemlerine baktığımızda çok negatif olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ama şimdi şöyle dönüp bir de kendimize bakmak zorundayız. Bugün dünya enerjisinin %65'i İslam coğrafyası dediğimiz, yani 56 ülkenin hakim olduğu coğrafyada. Dünyada 8 milyon nüfus olarak 8,5 milyon nüfus var. 1,5 milyarda 8,5 milyar nüfus var. 1,5 milyarda İslam coğrafyasında olan insanlar, Müslümanlar. Şimdi 1,5 milyar insanın yaşadığı coğrafyaya bir bakalım. 56 ülke. Bunu Türkiye'yi muaf tutuyorum. Gerçekten Türkiye'de bugün bu durumda olmamızın tek nedeni başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıdır. Biz ne kadar gecikmeli anlamış olsak da bugün durumun böyle olduğunu kabul etmemiz lazım. Bence Türkiye'yi ayrı tutmayın Sayın Vekilim. Çünkü neden ayrı tutmayın? Türkiye'de kan ve gözyaşı var. Yani haince alçak saldırılarla 30 binden 40 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani siz şunu demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla, tüm İslam coğrafyalarında kan, gözyaşı, eylem var. Yani bir Haçlı Seferi devam ediyor, bunu demek istediniz, evet. Şimdi Türkiye'yi farklı tutmamın nedeni şu, her şeye rağmen demokrasi, hukuk, özgürlükler sınırlı da olsa işler vaziyettedir. 55 ülkenin tamamına bakın, bunların hiçbirini göremezsiniz. Evet, doğru. Hiç kendimizde kusur aramayacak mıyız? Yani 56 ülke, bu İslam dünyadaki kendisine Müslümanım diyen İslam coğrafyasındaki ülkelerin dayanışması olmaz mı? Niçin böyle bir dayanışma yok? Yani örneğin Fransa'daki son dönemlerdeki haksızlığa bakın. Kaç Müslüman ülke bir arada? Evet. Demek yok ki bir sorun. Az. Bu sorunu bizim bir çözmemiz lazım. Evet. Aşılamamız lazım. Aşılamayacak bir sorun olduğunu ortada görüyoruz. Örneğin Libya'daki meseleye bakın. Orta Doğu coğrafyasındaki olup bitenlere bakın. Bütün bu şeye baktığımızda bütün, yani İslam coğrafyası ve Müslümanların da kendisini bir gözden geçirmesi lazım. Aksi takdirde bu dayanışmayı sağlayamazsanız, elinizdeki bütün bu enerji kaynaklarını içe dönük kullanamazsanız, egemen güçler sadece sizi yönetmez, aynı zamanda size hakaret etmeye de başlar. Yok etmeye çalışır. Tıpkı yaptığı da olur. Evet. Yani Suudi Arabistan'da İslam dünyasının peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa orada yatıyor, Kabe. Ve şöyle baktığımız zaman da Suudi Arabistan bile tepki vermedi. Yani tepki vermediği gibi tam tersi Türkiye mallarını boykot etmeye çalıştı. Fransa'nın yanında yer aldı. Peki devam edelim efendim. Pardon, bir daha söyleyeyim. Yani saate kadar bilmiyorum, en azından ben görmedim. Siz görmüşseniz de kamuoyuyla paylaşmak da isteriz. Yani 56 ülkenin bir birliği var, İslam Birliği. İslam Birliği Genel Sekreterliği'nde herhangi bir açıklama geldi mi çok merak ediyorum. Yok, ben duymadım, gelmedi. Nasıl olacak? Yani? Eskiden Ekmelettin İhsanoğlu vardı efendim, evet. Millet İttifakı'nın şeyi, adayı, Cumhurbaşkanı adayı. İşte o zamandan bugüne oradan bir ses gelmedi. Türkiye'de bu kurumun ve bu kuruluşun üyesidir aynı zamanda. Evet. Evet, aynen öyle. Bravo. Yani önemli bir noktaya değindiniz. Hemen siyasete yavaş yavaş geçelim, ısınalım. Siyasette çünkü çok değişik şeyler var. İşte İyi Parti, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de işte Memleket Hareketi var. İşte kadrosunu açıklayacak Muharrem İnce. Mustafa Sarıgül parti kuracak. Biraz iç siyasete dönelim ama özellikle 18 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümetlerine bakalım. Gelinen noktada her ne kadar pandemi süreci, komşularda olan ilişkiler, Doğu Akdeniz, Fransa ile olan efendim karşılıklı çekişme ve tabii ki ekonomik menfaatler, aynı zamanda Azerbaycan olayı gündemde. AK Parti hükümeti demeyelim, Cumhur İttifakı diyelim isterseniz. Cumhur İttifakı sizce güç kaybetti mi, kaybediyor mu? Yani bugün gelinen noktada iktidar sonuçta. Yani bu bütün varyasyonlara rağmen nasıl değerlendireceksiniz Cumhur İttifakı'nı? Rıdvan Bey, Cumhur İttifakı'nın intifa kaybetmemesi mümkün değildir. Bu eşyanın tabiatına aykırı.
Çok ciddi bir ekonomik kriz var. Dış politikada çok ciddi sorun yaşıyoruz. Her ne kadar içeride biri birimizi tatmin edecek haberler yapmış olsak da, bakın en meşru bir yerde işte çok haklı olduğumuz, gerçekten muhalefet olarak da her türlü desteği verdiğimiz Akdeniz meselesinde masada yokuz. İşte Yunanistan meselesine bakın, Avrupa Birliği toplanıyor. Sözde Avrupa Birliği'nin bir parçasıyız, burada yokuz. Yine Azerbaycan, yani işgal edilmiş bir toprakta en meşru hakkını savunan Birleşmiş Milletler'in uluslararası karara tabi olarak işgal edilmiş bir toprağını geri almak isteyen Azerbaycan meselesinde bir gece yarısı Putin'in talimatıyla ateşkes ilan ediliyor. Ve bir masa oluyor, orada da masada yokuz. Yunanistan özellikle son dönemlerde Suriye'de yaşanan meselelerde çok ciddi bir şekilde askerlerimizin geri çekildiğini görüyoruz. Tekrar müdahale etme aşamasındayız. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Libya'sında, Akdeniz'inden Yunanistan'ında birçok alanlarda hiçbir başarı gösterilmemesi doğrusu çok üzücü bir mesele. Yani içeriye baktığımızda ekonominin hangi boyutta olduğunu benim anlatmama gerek yok. Kendiniz de görüyorsunuz. Ya büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bütün buna rağmen Cumhur İttifakı'nın çok ciddi oy kaybının olduğunu görüyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nda oy kaybı olduğunu görüyoruz ama sonuçta iktidar. Bir de Millet İttifakı'nı bir değerlendirelim istersen. Millet İttifakı güçleniyor mu? Yapılan kamuoyu çalışmalarına göre hiç de öyle gözükmüyor mesela. Millet İttifakı'nda bir değerlendirin. Çok haklısınız. Asıl benim de uzun süredir, 6 aydır gündeme getirdiğim. Evet. Zaman partili arkadaşlarımın da hoşuna gitmeyebilir. Hayatın gerçekleri de ne yazık ki öyle değil. Sadece araştırmalara değil, aynı zamanda sürekli sokakta olan bir siyasetçiyim. Görüyorum ilk kez ve bunun da altının çizilmesi gereken bir mesele olduğunu da ifade etmek istiyorum. Takdir edersiniz ki siyaset terazi gibidir. İktidar düştüğünde muhalefet yükselir. Öyle olması gerekir. Evet. Doğanın tabiatı bu. Ters olur. Evet. Eğer terazinin iki gözü de çöküyorsa... İktidar ana muhalefet. Bu siyaseten çok tehlikeli bir şeydir. Vatandaşların siyasetten müzdarip olması, demokrasi açısından siyaseti karşısına alması çok iyi bir şey değildir. Bunu mutlaka hepimizin bu meseleyi bir irdelememiz ve gözden geçirmemiz lazım. Neden, niçin, niye? Tamam, iktidar uygulamalarından dolayı oy kaybı içinde olabilir ama Millet İttifakı'nın asgari düzeyde, yani bugün biraz önce saymış olduğumuz bütün bu unsurlara rağmen %65-%70'lerde olması gereken Millet İttifakı'nın bu oranlarda olmaması da ciddi bir sıkıntı ne yazık ki. Bunu da ifade etmek istiyorum. Defalarca da konuştum. Siz sokağa devamlı sokaktasınız. Sokağa inince aslında bazı gerçekleri daha iyi görmeye başladınız ki son zamanlarda takip ediyorum sizi. Hemen hemen her gün haberinizi veriyoruz ana haberde. Şimdi sokağa inince aslında AK Parti'nin bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin nasıl iktidarda kaldığını bence daha iyi anladınız. Çünkü devamlı onlar halkın içinde gezmeye çalışıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. İşte bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta eleştirdiği makarnadır, kömürdür, halkın bir takım ihtiyaçları karşılama konusunda bir eleştiri gelmişti. Aslında bunların da normal olduğu ortaya çıkıyor. Yani ayakta kalmak için, seçim kazanmak için bir enstrüman gibi. Yani algılansa da vatandaşın ihtiyacı var. Yani siz dediniz ki çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seçim kaybetmeye mahkumuz dediniz geçtiğimiz günlerde. Öyle. Bu uygun şartlarda önümüzdeki seçimleri kaybedersek bunun hesabını kimseye veremeyiz dediniz ama zaten kaybedilen seçimler var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama bundan sonra bu lüksünüz yok gördüğüm kadarıyla. Doğru mudur? Rıdvan Bey, tabii yani önümüzde bir yerel seçim geçirdik. Yerel seçimde aslında başta Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'na büyük bir kredi verildi. Yani millet çok
bilinçli oyunu kullanan bir seçmendir bunu özellikle hepimizin bilmesi gerekiyor. İktidarın uygulamalarına ders olsun diye başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve hemen hemen Türkiye'nin en büyük illerinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini iktidar etti. Bu da şu demektir. Evet kardeşim, bugüne kadar uygulamaların yanlıştı. Kendine çeki düzen ver. İktidar seni de deniyorum, tercih ettim, seni de görmek istiyorum. Şimdi her iki tarafın da bu konuda kendisini bir gözden geçirmesi lazım. Evet. Biz İstanbul'da, Ankara'da gerçekten tarihimizin hiçbir döneminde alamadığımız oyları aldık. Örneğin Arnavutköy'de, işte Bağcılar'da, Ankara Fursaklar'da, Bursa Yıldırım birçok ilçelere baktığımızda oy oranlarımızın adeta bir devrim niteliğinde %700, %800 arttığını görüyoruz. Yerel seçimlerde değil mi? Tabii. Evet. O zaman demek ki bu seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle hiçbir meselesinin olmadığını da çok net olarak görüyoruz. Ne var o zaman eksik olan? Eksik olan o tarihten itibaren, yani seçim bittikten sonra bu kadar yüksek oranda oy aldığımız bu yerlere kaç kez gittik, hangi dertlerini dinledik, hangi kederlerine ortak olduk, buna bakmamız lazım. Peki neden gidilmedi? Bu. Bunu yaptığımızda şuna emin olun. Örneğin Bağcılar'da size %42 oy vermiş bir seçmenin seçimden hemen sonra onlarla ilgilenip onların dertlerine ortak olduğunuzda emin olun bir dahaki seçimde %60 oy almamak mümkün değildir. Benim eleştirilerim bunlar. Bu böyle Ankara'da oturarak, illerin, ilçelerin, kendi illerinde, ilçelerinde oturarak zafer elde etmemiz mümkün değildir. Benim bir Cumhuriyet Halk Partili olarak ilçe başkanlığı, il başkanlığı, ilçe yöneticiliği, her kademe görev yapmış bir insan olarak bütün il başkanları ve ilçe başkanları kardeşlerime şunu öneriyorum. Kardeşim ya 20 saat yürüyün, zamanınız varsa 24 saat çalışacaksınız ya da çalışabilecek arkadaşlarımıza yerinizi vereceksiniz. Yani o koltuğu işgal etmeyeceksiniz diyorsun, evet. Çalışmayacaksan. Çok kritik bir dönemde geçiyoruz. Belki tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Çünkü Orta Doğu'daki meseleleri, Avrupa'daki meseleleri, dünyayla yeniden entegre olmak için, yeniden barışı sağlayabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyaç var. Efendim yok, hayır, içimize çekilelim, kabuğumuza girelim derseniz o zaman Türkiye'ye büyük bir kötülük yapmış oluruz ve o Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'in kurucularının bize hedef göstermiş olduğu hedefe varmamış oluruz. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi bugünden itibaren 24 saat çalışabilecek, seferberlik ilan edecek. Hayır arkadaş, benim işim var, gücüm var. Eyvallah kardeşim, git işine gücüne bak. İşi, imkanı olanağı olan arkadaşlarımız gelsin 24 saat. Peki çalışıyor. Genel merkez sizin gibi düşünüyor mu? Yani aynısını düşündüğünü düşünüyor mu genel merkez? Bu çağrımı herkese yapıyorum. Ben İstanbul İl Başkanı'yken 24 saat çalışıyordum. Bütün evet. İstanbul bilir. 24 saat gecem gündüzüm yoktu. Evimi yolunu bilmiyordum. Çünkü nedeni şu, sorumluluk hissediyorsam o sorumluluğu yerine getirmek zorundayım. Hele hele bu saatten sonra çok büyük sorumluluklarımız var. Ben ne yazık ki bu ilçelere gittiğimde bu ilçelere hiçbir arkadaşımın uğramaması beni üzüyor. Evet. Yani İstanbul'dan milletvekili olup da seçilmiş olduğu semte, bölgeye gitmeyen milletvekilleri var. Ülkenin çeşitli yerlerinde var. Peki biraz evvel sizin dediğiniz gibi. Biliyorum. Bakın bunu hemen söyleyeyim ben. Turistik gezilerle olmaz bunlar. Tarihinde bu çözüm süreci döneminde belli ki devletin kurumlarında görevlendirilmiş bir heyet Avrupa'da bir önemli bir sosyolog ETA ve İRA'da İRA ile ilgili rapor yazmış bir insanla buluşuyorlar ve buna bizim de ülkemizde böyle bir mesele var. Bu konuda biz sizden bir rapor istiyoruz dediklerinde o zat-ı muhterem bu coğrafyanın neresi olduğu ile ilgili bilgi edindikten sonra
Bana bir 3 gün süre verin. 3 gün sonra ben size nasıl bir rapor hazırlayacağımı, ne yapacağımı ifade edeceğim dediklerinde 3 gün sonra o zat-ı muhteremle buluştuklarında biz bu raporu ne zaman alırız cümlesinin karşılığında o sosyoloğun en erken 2 yıl, en geç 2,5 yıl deyince tabii bizimkiler bir şaşkınlık içinde. Nasıl diyorlar? O sosyolog diyor ki profesör, benim size sağlıklı rapor yazabilmem için bu coğrafyada en az 2 yıl ya da 2,5 yıl yaşamam lazım. Doğru söylüyorsun. Siz o beldede yaşayacaksınız. Turistik bir geziyle olmaz Rıdvan Bey. Olmaz tabii ki. Olmaz. Orada yaşayacaksınız. O beldede yaşayacaksınız. O beldenin siyasetçisi olacaksınız. Siz kurucu bir partisiniz. Eskide kahveye gittiğinizde, herhangi bir yere gittiğinizde mutlaka CHP'nin militanlarıyla karşılaşırdınız. Ama bugün neredeyse coğrafyanın 3/2'sinde Cumhuriyet Halk Partisi çekilmişse nasıl iktidar olacağız? Peki gördüğüm kadarıyla endişeniz var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına bu ülkenin ihtiyacı var dediniz biraz evvel. Vurgu yaptınız, altında çizdiniz hatta. Peki bu endişelere baktığımız zaman da kamuoyu araştırmalarına bakıyoruz. Kamuoyu araştırmaları hiç de iç açıcı değil. Yani iktidar zayıflayacak, muhalefet güçleneceği vakit tam tersi muhalefetin de kan kaybettiğini görüyoruz. Kamuoyu araştırmaları herkese açık görüyoruz. Çeşitli kurumların yaptığı. Peki bu hedefe ulaşmak için genel merkez sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde bunu anlamakta zorluk mu çekiyorlar? Ya ben tabii Millet İttifakı'nın yani bizimle beraber hareket eden siyasi partilerin ne yapacağını benim tarif etmem. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşuyoruz. Ama tabii doğal olarak da kendi partimle ilgili düşüncelerimi çok açık tabii, bir şekilde. Kapalı grup toplantılarının tamamında bunların çok daha ötesinde düşüncelerimi ifade eden bir insanım. Evet. Günde zaman zaman mecbur kaldığım için kamuoyuyla da paylaşmak zorundayım. Buna birçok arkadaşlarımız alıngarlık da gösterebilirler. Çok kolay, yapılması gereken çok basit işler. Doğru cümleler ama. Evet, öyle ağlayla vağlayla değil. Sayın Genel Başkanımız bunu çok iyi bilir. Bu sürece tanıklık etmiş bir insandır. İstanbul'da nasıl bir çalışmamız vardı? İstanbul'un çeperlerinde nasıl bir örgütlememiz vardı? O örgütlenmeyi yeniden hayata geçirdiğimizde Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle Güneydoğu'da, Orta Anadolu'da, kısmen Karadeniz illerinde falan çok aktif olmak zorundayız. Orada yaşamak zorundayız. Oradaki insanlarımıza, hayallerimizi, projelerimizi anlatmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 yılında hazırlamış olduğu raporlara baktığınızda Türkiye'nin 50 yıllık öngörüsüyle yapılmış projelerdir. Bunları vatandaşımıza anlatacağız. Çünkü bu projeler neydi? Aştı, içti, hukuktu, özgürlüktü, demokrasiydi. Efendim şimdi bizi dinleyenler şunu söyleyebilir. Demokrasi karın mı doyurur? Evet, demokrasi gerçekten karın doyuruyor. Çünkü neden şu? Örneğin Manisa'da bir büyük bir otomobil fabrikası açılacaktı. Bunun açılmama nedeni ne yazık ki demokrasi ve özgürlükten kaynaklı olduğunda bilmemiz lazım. Bir Alman firması açacaktı, vazgeçti. Tabii ki belki bugün Manisa'da on binlerce kardeşlerimiz orada aşı iş sahibi olacaktı. Ne yazık ki iktidarın yanlış uygulamalarından dolayı bu fabrikanın açılmaması, sadece bu değil, buna benzer on binlerce fabrikanın açılmaması, bugün döviz kurlarının neredeyse tarihimizin hiçbir dönemde... Dövize geleceğim. Fakat bu yatırımla ilgili bir yabancı şirketin, otomotiv firmasının Türkiye'de yatırımdan vazgeçtiğini atıfta bulundunuz. Evet. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak... Gerekli şu Rıdvan Bey. Evet. Yönetim kurulunda 7 kişi vardı, 6 kişi imzaladı. Yönetim kurulundaki bir tanesi aynı zamanda sendika başkanıdır. İktidarın son uygulamalarından dolayı imzalamayacağını söyledi ve ne yazık ki imzalamadı. Yatırım kaldı. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta 10 trilyon dolar bütçeyi yöneten dünyanın önde gelen küresel aktörlerine bir araya geldi. Türkiye'nin yatırım için güvenilir bir ülke olduğu konusunda mutabakata vardıklarından bahsetti. Yani biz birey olarak, vatandaş olarak, esnaf olarak
çiftçi olarak, emekli olarak yani şu süreçte zor anlar yaşıyoruz da ülke ekonomisi acaba bizim gördüğümüz gibi değil, çünkü Hazine ve Maliye Bakanı'na bakacak olursak her şey süt liman, her şey güzel, yatırımcı yatırım yapmak istiyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kur garantisi olmadan bir yatırımcı yatırım yapar mı? Rıdvan Bey, şu elimdeki 100 lira. Evet. 100 lira. Bu 100 lira bakanın ifade ettiği gibi yani 10 yıl önce ya da 20 yıl önce baktığımızda bununla benim alım gücüm neydi? Bugünkü alım gücüm ne? Bunu kıyasladığımızda kimin bize ne kadar güvendiğini, paramızın nasıl pul olduğunu çok net olarak görebilirsiniz. Ya neydi iddianız? Dediniz ki 1 dolar 1 lira olacak. Öyle denmişti. İtibar ettik. Şimdi 1 dolar 9 TL sınırına geldi. Evet, nedir kardeşim? Bunu bana gerekçesini anlatın. Ne oldu da bu böyle oldu? Neydi gerekçeleriniz? Dediniz ki sistem tıkanıyor. Ya kardeşim nereden tıkanıyor? Yapmayın, etmeyin, tutmayın. Bakın yarım yamalak bir demokrasimiz var. Bunun önüne de set koymayın. Buradaki aksaklıkları giderelim. Yeni bir ne olduğu belli olmayan bir ucube sistemiyle Türkiye'yi zor duruma sokmayın. Hayır evet. Dediler. Başkanlık sistemi efendim bütün bu engelleri kaldıracak, terörü bitirecek, doları düşürecek, ekonomi uçacak, emekli İsviçre'de tatil yapacak. Dediniz mi? Dediniz. Şimdi geldiğimiz durum ne? Nedir bu önümüzdeki engel? Yani doları 8.300'e çıkaran faktör nedir? Yanlış politikalarınız. Yanlış politikalar. Yanlış politikalarınız, evet. Dışarıda yanlış politikalarınız. Evet. Yatırımlarınız ve kamu harcamalarınız. Ya bu kadar yüksek kamu harcaması yapan bana bir tek ülke göstersinler. Çok bir fazla tek. Değil mi? Evet. Olur mu yani? Sadece bakın çok basit bir örnek gibi görünebilir ama Almanya'nın makam aracı sayısı 8.500. Japonya'nın 9.000, Türkiye'nin 140.000. Kamu olarak soruyu söylüyorsunuz. Evet, 140.000 araç. Yani 140.000 makam aracının olduğu bir ülkede efendim biz niçin ekonomi? Bu sadece bir kalem. Yani bir saltanat mı var? Yani öyle anlattınız ki bir saltanat sürülüyor. Yani Cumhur İttifakı'na geçildi. Parlamentodan, parlamenter sistemden. Cumhur İttifakı'na geçtikten sonra mı bu araçların, kamudaki araçların sayısı arttı? Yani bir saltanat mı var şu anda? Hep vardı zaten. Yok değildi yani. Sadece bugüne mahsus değil ama bugün tabii biraz bir level daha yükselmiş gibi gözüküyor. Yani bizi izleyen vatandaşlar şunu da düşünebilir. Ya nedir bir araç bu kadar dert mi? Vallahi çok büyük dert. Çünkü şu anda Sözcü Gazetesi'nde de manşet olmuştu bir yıl önce. Sadece bir makamın, bir aracın kirası 37 bin lira yani 30 günlük. 37 bin artı KDV. Çok ciddi yani para. 3 bin lira bir makam aracına 43 bin lira öderseniz 140 bin aracın fiyatını, 140 bin aracın yakıtını, onun parçasını. Bir de gideri var tabii. Sahil giderleri var. Evet. Hadi bırak hiç olması bu pandemi dönemi. Bir geçici olarak diyelim ki kardeşim bıraktık bunları. Bütün bu şatafatlara baktığımızda zaman zaman yani hepimizin hemen hemen sokağa baktığımızda önemli kesimin bindiği siyasetçilerin ya da makam mevki sahibi olan insanların bindiği araçlara bakıyoruz. Çoğunluğu Alman araçları. Alman başbakanı neye biniyor? Neye biniyor? Bir minibüse biniyor. Minibüse binen itibarsız mı şu anda Alman başbakanı? Öyle bir şey olabilir mi canım? Şu yani, anda dünyanın bisiklete binen bile var. Rıdvan Bey son 2 yıldır dünyanın en karizmatik lideri seçildi. Nedeni şu. Nedeni bütçesi hep fazla verdi. Biz bütçemiz daha başlar başlamaz 3. aydan itibaren eksi vermeye başlıyor. Kamuda bir savurganlık var anladığım kadarıyla. Bütün bu yanlışları değiştirmemiz lazım. Şeffaf bir devlet sistemi ve şeffaf hesap verebilir bir siyaset kurumunu işletmemiz lazım. Siyaset zenginleşme aracı olduğu sürece
Türkiye'de hiç kimse yoksulluktan kurtulamaz. Evet, Türkiye'de bir zenginleşme aracı olarak mı gözüküyor siyaset? Yani bir an evvel bir siyasi partide bir noktaya yakalayalım, bir başı yakalayalım, bir masayı yakalayalım. Ondan sonra da sebepsiz ve zenginleşelim şekliyle ele geçiyor demek ki. Yani öyle evet. Değil mi? Ben iftira mı atıyorum? Evet. Şimdi Yeni Zelanda Başbakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki ülke zor zamanlardan geçiyor pandemi sürecinde. Biz başbakan olarak, kamu çalışanları olarak, yöneticiler olarak maaşlarımızın %20'sini kamuya iade edelim. Almayalım dediler. Ama milletvekilleri olarak, cumhurbaşkanı olarak şimdi topyekün girelim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkan bir kararla herhalde sizin de dahil olmak suretiyle maaşlarınıza zam geldi anladığım kadarıyla. Yani burada neden Türkiye'den böyle bir şey tepki gelmiyor? Bu zor süreçte vatandaş evine ekmek götüremiyorum dediği anda, işte akşam evime ekmek alamıyorum dendiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı da Malatya'da çay uzatıp keyif çayı içlemişti hatırlarsanız. Yani Yeni Zelanda'dan yola çıkacak olursak, yani gerçekten neden parlamentodaki milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı bu konuda böyle bir adım Türkiye'den atılmadı? Rıdvan Bey, tabii zam ne zaman geldi doğrusu ben bilmiyorum. Haberdar değilim yani zam geldi mi gelmedi. Hesabınıza yatınca anlarsınız onu. Yani, olabilir. Evet, evet. Tabii ki bunlar yapılabilir. Ama bunların ötesinde yapmamız gereken başka bir şey var. Bizim şu andaki mevcut sistemin tamamını değiştirmemiz lazım. Nedir bu mevcut sistem? Birincisi şu. Kurumların tamamı şeffaf olmak zorunda. Evet. Sadece iktidara mensup değil, aynı zamanda muhalefet için de geçerli olan bir kavram. Tüm siyasi partiler için geçerli. Ben sabahleyin kalktığımda bu ülkede vergi mükellefi olarak 40 çeşit vergi ödeyen bir insan olarak bu vergilerinin nasıl harcandığını, kimler tarafından harcandığını görmek istiyorum. Hesabda sormak zorundasınız aslında. Onu görürseniz hesap sorun. Tabii. Göremediğiniz bir şeyin hesabını sorma şansınız yok. Örneğin şu anda ben herhangi Batı ülkesinde yaşamış olsaydım çok rahatlıkla Çevre Şehircilik Bakanlığı ya da herhangi bir bakanlığı ya da herhangi bir belediyenin harcamalarını, ihalelerini, imar uygulamalarını çok rahatlıkla görebilirdim. Evet. Ben bunu görmek istiyorum. Bunu gördüğünüz zaman şuna emin olun, bütün bu meseleleri çözebiliriz. Dünya gerçeklerini görürsünüz onu görürseniz. Bunu görmediğiniz sürece, bu ülkede yüksek tonda vurgun olduğu sürece, oradan şunu keselim, buradan bunu keselim de olacak bir şey olmadığını bilmemiz lazım. Alman belediye başkanlarının hiçbirinin makam aracı yoktur Rıdvan Bey. Olmaması da gerekir. Hiçbir belediye başkanının özel imar yapma yetkisi yoktur. Merkezi hükümet mi yapıyor? Durum böyle olunca evet. Merkezi hükümet hiç müdahale edemez zaten. Yani merkezi hükümetin ya da bakanların ya da belediye başkanlarının sistem öyle oluşmuş ki kim olursanız olun. Dünyanın en büyük üçkağıtçısını götürün, Berlin belediye başkanı yapın. Ya da Londra Belediye Başkanı yapın, hiçbir şey yapamaz. Çünkü sistem ona izin vermez. Ama Türkiye'de Çevre Şehircilik Bakanlığı belediyelerin reddettiği birçok projeyi gündeme almadığını hemen düzenleme yapıp rantını da artırarak belki bilmiyorum ondan sonra onay verebiliyor. Türkiye'de bunu görüyoruz. Ben de sektör içerisindeyim. Ya bunu görüyoruz normalde. Türkiye'de abi, aslında işini bilen yani işini götürüyor mu? Yani nasıl söyleyeyim? İlişkileri, dostlukları, siyasi olarak birlikteliği olanlar her türlü bakanlıklardan imtiyaz elde ediyor mu? Özellikle birçok şehirlerde ama İzmir'de olduğunuz için İzmir'deki o yüksek tonlu binaların tamamı ne yazık ki Ankara'da oturan, belki hayatında hiç İzmir'e gitmeyen, İzmir'i görmeyen o masalarda oturan insanların yaptığını da burada söylemek istiyorum. Büyük şehirlerin tamamına bakın. İşte İzmir, Bursa, İstanbul adeta bir ihanet şeyi gibi o ucube binaların yapılması. Yüksek binalardan bahsediyorsunuz. Evet. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin gerçekten üç temel sorunu var. Bu üç temel sorunlarından bir tanesi, en önemlisi, bana göre en önemlisi, bu ülkede yolsuzluğu bitirmek zorundasınız. Evet. Yolsuzluk bittiği gün
kesinlikle yoksulluk bitecektir. Eğer yoksulluğu bitiremezseniz sisteminiz hangi sistem olursa olsun, sizi yöneten kim olursa olsun kardeşim yoksulluktan kurtulamazsınız. Evet. Gelin bunu bitirelim. Bunu bitirdiğiniz zaman yoksulluğu da bitirirsiniz, yolsuzluğu da bitirirsiniz, yasaksız bir Türkiye yaparsınız. Zaten iktidarın ilk geldiğinde bize vaat ettiği üç temel şey vardı. Yasaksız bir Türkiye olacak, yolsuzlukları olmayan bir Türkiye olacak ve yoksulu olmayan bir Türkiye olacak demişti. Ne yazık ki şu anda yoksullukta öyle bir şeydeyiz ki bunu dilim söylemeye varmıyor. Yolsuzluğu nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani yollu olan bir işimiz yok. Yasaklarda da dünya sıralamasında neredeyse Afrika ülkelerinin bile gerisine düşmüş bir durumdayız. Böylesi bir tabloda efendim seçimde kim kazanacak, kim kaybedecek cümlesi muhalefet açısından çok acı bir olaydır. Bu mesele bile muhalefeti en üst seviyeye taşıyabilecek bir ortamdır. Peki, şimdi muhalefetten bahsettik. Hükümetin aslında biraz evvelsinde söylediğiniz gibi iddia ettiğiniz konularda hani 3Y'den bahsettiniz. Muhalefet güçlenmesi lazım. Yani muhalefetin güçlenmemesi tespitlerini de siz çok iyi söylediniz aslında ama tabii bunu çok iyi algılaması lazım. Başta partilerin genel merkezleri, yani parti ismi de vermeyelim. Başta Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi de bunu çok iyi algılaması lazım. Sizin bu çıkışlarınız, bu söylemleriniz yapıcı aslında. İktidara gelme arzusu içerisinde olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hayalini, gelmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Memleketin selameti için söylüyorsunuz. Peki genel merkez bunu nasıl karşılıyor? Yani baktığımız zaman son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde birileri biraz ön plana çıktığı zaman bu genel merkezin sanki hoşuna gitmiyor gibi bir algı var Türkiye'de vatandaş üzerinde. Vallahi kimin hoşuna gider gitmez bilmem. Ben bunları söylerken birilerinin hoşuna gitsin değil. Ama doğruları söylemek benim görevim, aslı görevim. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendimi mal sahibi hissediyorum. Hayatımın tamamını burada geçirmiş bir insanım. 37 yıl askerdim Rıdvan Bey. Yani vatani görevimi yaparken 94 yılında Sparta İl Kongresi'ne bir pazar günü İl Kongresi'ne katılmış bir insanım. Onun dışındaki bütün süreçte partimin çeşitli kademelerinde görev yapan bir insanım. Gidişatla ilgili tabii ki itirazımı söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebi itirazdır. 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dünya ateş altında İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplantısında 9 saat sürüyor Rıdvan Bey. 9 saat. Yani hatıralarında ve not defterinde de göreceksiniz. 9 saatte acımasızca eleştiriler oluyor İsmet İnönü'ye. İsmet İnönü tek tek cevap veriyor ve birçok meselelerde de çok haklısınız diyor, gereğini yapıyor. Hani derler ya işte efendim İsmet İnönü diktatördü falan. 1944 yılından tarif ediyorum. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. Eğer siz gidişatla ilgili itirazlarınızı söyleyemiyorsanız, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, bütün siyasetçiler için geçerli olan bir kavramdır. Yani olumsuzlukları mutlaka görüp ve buna itiraz edeceksiniz. Hayır, onu görmemezlikten gelirseniz o gidişatın suç ortağı olursunuz. Ben suç ortağı olmak istemiyorum. Evet. Kimilerine hoşuna gider, kimilerine hoşuna gitmeyebilir. Parti yöneticilerini uyarmak, görevlilerini hatırlatmak benim aslı görevimdir. Bunu herkesin de bilmesi lazım. Bu benim itirazlarımı ciddiye almayabilirler. Ama şunu yapabilirler. Dünyanın en iyi hekimine gittiğinizde hekimin size söyleyeceği 3 tane şey var. Gidin filminizi çekin, tomografi çekin, tahlilinizi yaptın. Yapılacak. Bilimsel olarak bunları sorarsınız. Benimle çakışmadığını da görürsünüz. Dersiniz ki kardeşim siz yanlış bakıyorsunuz. Bakın biz araştırmalarımızı da yaptık. İşte Urfa'da hangi nedenden oy almadığımızı biliyoruz. Atıyorum Rize'den niçin bu durumda olduğumuzu biliyoruz. İşte bilimsel olarak bunu tespit ettik. Evet. Der, ona hiç itiraz etmem. Ama ya her doğruya işte efendim bakın itiraz etmeyin, konuşmayın. İşte bak iktidar ne güzel hiç konuşmuyor falan.
bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine uygun bir davranış değildir. Tabii ki iktidar partisinde bir sık yönetim olabilir. Onu çok açık net bir şekilde Sayın Erdoğan da ifade etti. İtiraz eden milletvekillerini tuzluk gibi dışarı atarım demişti. Ama ben dün de tuzluk olmadım, bugün de tuzluk olmayacağım. Yani aslında partilerde bir sıkı yönetim var. Kendi tarzlarına göre var aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de daha önceki yıllara göre. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi her şeye rağmen hepimiz itirazlarımızı rahatlıkla söyleyebiliriz, söylemeliyiz. Bu partiyi zenginleştiren bir meseledir. Partinin, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi şu. Eğer partinin kurumsal kimliğine herhangi bir zarar vermiyorsanız, parti yöneticilerini eleştirmek sizin en doğal hakkınızdır. Evet. Yapıcı eleştiri. Tabii ki. Yapıcı eleştiri. Peki, Türk siyasetine dışarıdan bir müdahale var mı? Yani geçtiğimiz süreçte Joe Biden'ın özellikle müdahale etmesi ve Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz demesi ve Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Muharrem İnce'nin de harekete başlaması, Mustafa Sarıgül'ün yola çıkması, birden birçok partinin kurulması, gündeme gelmesi, 50+1 dediğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkesin, özellikle etkili olan isimlerin %0.5, %1 veya %0.2 bile olsa parça parça parti kurarak yarın etkili bir hale gelmesi konusunda Amerika'nın, özellikle Joe Biden'ın bu konuda söylemlerinden yola çıkarak akla bu geliyor hemen. Dış müdahale siyasi partilere var mı? Yani mesela geçtiğimiz genel kurulunuzda, kurultayda da Sayın Başkan Kılıçdaroğlu da dostlarımızla birlikte yöneteceğiz derken, bu sadece yurt içindeki dostlar mıdır, yoksa dışarıdan müdahalelere tepki vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi, ben mesela genel başkan olsam, ya Joe Biden sen kimsin ya? Ne demek yani muhalefete sen destek vereceksin? Sen kimsin de bize destek veriyorsun? Hayırdır, bizden bir şey mi istiyorsunuz derdim. Yani cılız bir ses bile çıkmadı. Bunu da size sormak istedim. Yok, o konuda en sert tepkiyi ben de birçok arkadaşlarımızla gösterdik. Ama şunu söyleyeyim, hani Azerilerin çok güzel bir atasözü var. Diyor ki, vurmayacağı ondan belli diyor, elini yeke taşa atıyor. Şimdi biz kendi iç meselemizi çözemediğimiz için sürekli dışarıdan bir şey arıyoruz. Boş verin, dışarıda kimin ne söylediğinin önemi yok. İçeride ne yapıyoruz? İçeride yanlışı yapıyorsak kusuru dışarıda aramayacağız. Hiç kimse, ben 37 yıldır dışarıda içeride kimse bana müdahale etmiş falan değildir. Hiç kimseye de müdahale edemezler. Ama siz doğru bir iş yapmıyorsunuz. Türk siyaseti ne yazık ki derdest olmuş, çürümüş. Kendi iç mekanizmasını bir türlü işletemez hale gelmiş. Oradan buradan sebep arıyoruz. Niye sebep arıyorsunuz? Hadi Odur Meydan gelin. Niçin şimdi AK Parti'de 3 tane parti çıktı? Önümüzdeki günlerde kaç partinin çıkacağını da tahmin etmiyoruz. Niçin? Nedeni ne? Niçin Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıkıntı var? Niçin İyi Parti'de sıkıntı var? Bu sıkıntıların hepsinin sebebi siyasi partilerin tutumu ve yasa. Siyasi partileri biz Ankara'da tayin edeceğiz. Ankara'da belediye meclis üyesini, belediye başkanını, milletvekilini tayin edeceğiz derseniz partilerde bu sıkıntıyı bitiremezsiniz kardeşim. Peki nasıl tayin edeceksiniz? Söyleyin. Deyin ki bütün parti liderleri, siyasi partiler yasasını değiştiremeyebilirsiniz. İktidar bunu istemiyor olabilir. Ama Millet İttifakı'ndaki partiler şunu söyleyebilir. Tıpkı muhtarlarınızı seçtiğiniz gibi bugünden itibaren belediye başkanınızı, belediye meclis üyesinizi, milletvekilinizi, millet siz seçeceksiniz deyin partilerdeki bütün... Var mı böyle cesur bir lider, var mı Türkiye'de? Olması lazım. Evet. Olması lazım. En azından benim partim buna örnek olması lazım. Ya düşünebiliyor musunuz Rıdvan Bey? Siz Ardahan'ın, Çorum'un, Erzurum'un, efendim işte İzmir'in bir kasabasının belediye meclis üyesini Ankara'da tayin edeceksiniz. Aynen öyle. O ya, bıraktır kardeşim ya. Bırak oradaki vatandaş kendi kaderini kendisi tayin etsin. Kendisi seçebilsin. Ben niye milletvekiliyim? Hangi millet beni seçti Allah aşkına ya? Belki bu millet diyecek, hayır kardeşim ben seni beğenmiyorum. Bakın, elin milletvekilleri bizim muhtar seçtiğimiz gibi onlar da milletvekilini öyle seçiyor. Gelin muhtarımızı seçtiğimiz gibi belediye başkanımızı, belediye meclis üyelerimizi,
milletvekillerimizi seçelim. Bunu yaptığınız zaman şuna emin olun, siyasi partilerdeki bu şatafatlı kavgalar, sorunlar, tartışmalar hepsi bitecektir. Aksi takdirde niçin şimdi mesela PM kavgası ya da İYİ Parti'de bir şey, onlara biz de parti meclisi deriz, onlar ne diyor bilmiyorum. Bu kurumda niçin kavga var? Niçin öbürü diyor benimki daha fazla olsun? Çünkü o daha fazla olursa karar merceğinde kimin vekil olabileceğini onlar karar verecek. Evet, 80... halk karar vermesi lazım. Değil mi? 80... Halk, evet. 80 öncesi bütün siyasi partilerin tamamı, sadece solda değil sağda da bütün partiler, çünkü anayasal bir haktı. Evet. Ön seçim yapılırdı ve hiç kimse de genel merkezi suçlamazdı. Şimdi seçilen kerameti kendinde bulur, seçilemeyen genel merkezi suçlu bulur. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu, gelin bu sistemi değiştirelim. Sistemin değişmesi için de birlik beraberlik olması lazım ama en azından Millet İttifakı bunu gündeme getirmeli. Yani seçim yasasında bir değişiklikle ilgili, değil mi? Yani bununla ilgili. Aslında dostlarımız olarak tarif etmiş oldu. Tam da bu Millet İttifakı'ndaki siyasi partileri tarif ettiğimde çok net olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde Millet İttifakı'nın çerçevesinin biraz daha genişleyeceğini de söylüyorum. Joe Biden'ın o söylemlerinde zaten siz desteklemiyorsunuz. Tepki vermiştiniz, onu hatırlıyorum ben. Peki Muharrem İnce 1000 günde memleket hareketi dedi, yola çıktı. 55 gününü tamamladı turun, yola devam ediyor. Ve bugün yarın da çalışma arkadaşlarını açıklayacağını söylüyor. İçlerinde Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve İYİ Partili milletvekillerinde olduğu söyleniyor. Yani burada hani parçala böl yönet şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden, belki AK Parti'den, belki İYİ Parti'den milletvekili alma şansı var mı? Muharrem İnce her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %30 gibi oy alsa da bugün o güç kendisinde var mı? Yani iddiaya göre de %12 kararsız, %7 protesto eden seçmenin yaklaşık %8, %10'u alacağını da söylüyorlar stratejistler, siyasi stratejistler. Yani nasıl görüyorsunuz ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne kadar erdemli bir parti ki hala disipline verip çıkarmadı. Yeni parti kuracak, söylüyor yeni parti kuracağını ama hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi gördüğüm kadarıyla. Nasıl değerlendireceksiniz bunları? Tabii şimdi Muharrem Bey somut bir karar vermiş değil. Parti mi kuracak, parti içinde mi kalacak, onu bilmiyorum. Ama benim kişisel olarak düşüncem, Muharrem Bey tabii ki itirazları olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrosundaki sorunları dile getirebilir. Ama böyle kritik bir süreçte ben de ayrı bir parti kuracağım derse buna hiç katılmam. Bu doğru değildir. Partiye ihanet olur mu? Ben tabii ihanet gibi bu böyle ağır bir cümle kullanmak istemiyorum. Ama böyle bir gidişatta, böyle bir bu kadar sorunların biriktiği bir dönemde yeni bir partiye değil, daha çok dayanışmaya, daha çok birlikteliğe, daha çok yan yana durmanın ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Ben inanıyorum ki Muharrem Bey de uzun yıllardır partide görev yapmış bir insan olarak bu hareketin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin saflarında kalmasını isterim. Peki Mustafa Sarıgül parti kurdu, kuracak. İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyi verme aşamasında bildiğim kadarıyla. Sarıgül'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir hareket başlatmıştı. Evet, daha önce. Sarıgül'ün 2013 yılında partiye gelirken bir cümle kullanmıştım. Ama o günkü yöneticiler bana çok tepki gösterdiler. Cumhuriyet Halk Partisi yakıtı bitenlerin yakıt ikmali yapabileceği bir siyasi parti değil. Çok güzel ifade etmişsiniz. Dediğimde evet. O genel başkan yardımcıları, bugün genel merkez yöneticilerinin hepsinde bir özür bekliyorum. Evet. Peki şöyle, bu kadar partinin kurulmasının temelinde, arkasında yani Gelecek Partisi'nin, Deva Parti'nin veya diğer partiler, şöyle baktığımız zaman arkasında hadi bakalım kur diyen, mesela Deva Partisi Ali Babacan'ın arkasında Abdullah Gül olduğu söyleniyor. Artı Ahmet Davutoğlu konusu biraz daha farklı. Ama Mustafa Sarıgül ile Muharrem İnce'nin arkasında sanki gizli bir şekilde, hani böyle Türkiye'de meşhur 5 müteahhitten bahsediliyor ya, hani böyle bir müteahhit desteği var gibi vatandaş arasında sohbet ederken vatandaş diyor ki ya arkasında diyor bu büyük müteahhitler var diyor. Onların ofislerine gidip geliyorlar, sohbet ediyorlar. Arkalarında destek var şeklinde söylüyorlar. Yani hükümetin bir stratejisi olabilir mi yeni kurulacak bazı partiler?
Ya ben tabii böyle bir ağır bir cümle kullanamam, bilemiyorum. Bilmediğim şeyle ilgili de yorum yapmak istemiyorum. Evet. Ama nasıl ki biz Millet İttifakı olarak iktidarın zayıflanmasını çok arzu ediyorsak, Cumhur İttifakı da burada böyle bir şeyin içinde olmasını ben çok garipsemem yani. Peki Millet İttifakı niye bir dağılma içerisinde? İyi Parti'de özellikle İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ suçlaması var. Koray Aydın'ın diğer 15 milletvekiliyle aralarında bir yönetsel problemi var. Ama bir Millet İttifakı içerisinde de bir sıkıntı var yani, yok değil. Ya Millet İttifakı içerisinde zaman zaman bu tartışmalar olabilir ama bir bütün olarak baktığımızda ben önümüzdeki dönemde Millet İttifakı'nda bir çatlamanın olacağını düşünmüyorum. Evet. Parti arasında bireysel bu tartışmalar, sorunlar var. Yarın da olacak ne yazık ki. Zaman zaman iktidarın enfekte ettiğini de görüyoruz. Evet. Bu gözden kaçacak bir durum değil. Ama her şeye rağmen Millet İttifakı biraz daha genişleyecek, onu söyleyeyim. Evet, peki. Özellikle tartışılan bir konu. Pek üzere çok özür diliyorum. Tamam, ben hemen son soru olarak sorayım. FETÖ'nün siyasi ayağına niye ulaşılamıyor? Bu da son soru olsun. Ulaşamazsınız yani, şöyle ulaşamazsınız. Amerikalıların çok güzel bir sözü var. Diyor ki bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklığı zor bozulur. 40 yıl 50 yıllık bir suç ortaklığı oluşmuşsa bunu bir günde bozmanız biraz zor. Evet, o şekilde söylüyorsunuz. Son noktayı koyuyorsunuz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Herhalde şarjı bitiyor sizin tabletin gördüğüm kadarıyla. Katıldınız. Tam 57 dakika birlikteydik. Zaman zaman sorularımıza içtenlikle cesur cevaplar veriyorsunuz. İnşallah sizler... geldiğimde yayınınıza katılacağım. Tabii İzmir'e bekleriz. Efendim İstanbul'a geldiğimizde biz de orada canlı da yapabilecek kapasitemiz var. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yani takip ettiğim milletvekilleri içerisinde her zaman da şunu söylüyorum. İstanbul'da en hareketli, en dinamik, en iyi çalışan milletvekili Gürsel Tekin diye söylüyoruz efendim. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz biz de. Size başarılar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar. Rica ediyorum, sağ olun. Değerli izleyiciler, Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili canlı yayın konuğumuzdu ve sorularıma cesurca, içtenlikle cevaplarını verdi. Kendisine başarılar diliyoruz. Politik Gündem programı burada sona eriyor. Hoşçakalın. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktu. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.